En istediğim konuklardan biriydi çünkü kendisinin <laughs> e, hani <laughs> moda tabiriyle hastasıyız <laughs> ee, ve <laughs> e, o da bize söz vermişti ama ya bir okazyonla bir şey olsa geleyim diyordu. Okazyonu bulduk, geldi. Ata hoş geldin. Hoş bulduk. Ne haber abi? Seni burada ağırlamak çok güzel. Ay, karşılıklı Fatih abici. Vallahi çok mutluyum. Dün gece galamız vardı. Ee, sabah 9'a doğru uyudum. Ne? Ee, tabii onun hangisi? O kadar tese. mı sürdü? Tabii tabii. Bütün geceyi gözden ha, geçiriyorsun. Sen, ha, sen uyumadın. <laughs> tabii tabii. gala 9'a kadar sürdü. Uyutmuyor esen. yani o şey. Çok acayip. Düğün gibi bir şey yani. Düğünüm var. Pazar akşamı uyuyamadım. Efendim? Pazar akşamı uyuyamadım. Galatasaray maçından çok sonra. Ay <laughs> 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 Hay Allah. Evet o da yapar. O, da yapar. O da, da yapar evet. insan da onu. Ama şu an çok iyi hissediyorum. Çünkü, Neredeydi gala? E, gala Maslak Günik'teydi. Ha. yani çok ciddi bir ilgi vardı ve çok güzel bir ağırlama oldu. Herkese ağırladık. Kaçıncı film oldu bu? Sevildi. Ha, beni mi yazdın mı? Hı. Eyvah bir eyvah iki eyvah üç olanlar oldu. O hedefim sensin. Ne ee, Niyazlı Gül Dört Nala. Ee, bu sekiz olması lazım. Bursa Bülbülü sekiz. Bir tanesini unuttum arada. Birazdan hatırladım. Eyvah eyvah üstüne on üç sene geçmiş Demin hesapladım. Evet. Mara Bana sorsalar beş sene derim, üç sene derim. Nasıl geçiyor zaman yani? Evet geçiyor. Geçiyor. Acayip geçiyor. Gerçekten. Filmi konuşacağız. Tamam. Ee, ama önce biraz senden bahsedelim. Hı hı. Ben seni hep komedyen diye tanıdım. Meğer sen aslında müzisyenmişsin. Bunu da çok geç öğrendim ben. Ama konservatuarı da galiba ben komedyenim diye bırakmıştım. <gülüyor> <gülüyor> ya, ya ben o çey... gitmiş. Tabii tabii. O Aa. çelişkilerle e, geçti benim ömrüm ama sonra bir baktım aslında temaşa sanatı ya hepsi. Hepsi. Hepsi olmalı içinde zaten. Bu hatta dedim ki bu çok ekstra bir lüks ayrıca. Sen dedin niye bunu kafaya takıyorsun? İkisini birden e, bir bir harma Harman çünkü beyin. zaten e, tasarladığım bir şey de yok. Benden öyle çıkıyor yani. Dedim tamam bunu kullanayım bu şekilde devam edelim. Peki edeceğim. mesela sen önce şarkıcı olmayı mı karar edin? Tabii tabii. Şimdi bu Bursa Bülbülü'ndeki hikaye aslında şarkıcı olmak isteyen e, küçük atanın yani o yıllardaki adamın e, hikayesi. Ama onu transpoze edip kurgulayarak ya, benden 20-25-30 yaş büyük birinin hikayesine e, çevirdim ben. Aslında benim kendi hikayem. Ve filmde bir aile var. o ailenin babası gerçekte de vardı. Allah rahmet eylesin Şerafettin Hocam. Müzisyen. Beni konservatuara o hazırladı. Sadece gerçek. Tabii gerçek. Aa. Bursa'dan ben böyle lacivert takım elbiselerle geldim falan. Burada tabii İstanbullu gençler kulaklarda küpeler falan. Hepsi bitirip. Hepsi hazırlanmış Hazır. falan. Tabii tabii. <laughs> ben Sen taşralı böyle, bir ha, genç. Taşralı falan. Çocuğum okuyacaksın? Efendim dil harabını okuyacağım. Dil harabı. Çocuğum yeter dedi. Kazanamadım önce şam bölümü. Kazanamadın. Çünkü hoca beni hazırladı. Hocanın sesinden ben e, okuyorum. Okuyorum. Ama kendi sesim değil. Anladı hemen. Fakat temel bilimler vardı. E, şan bölümünün tam karşı binasında temel bilimler bölümü. E, orayı hemen kazandım. Asla şan bölümünü de kazanabilirdim ama işte kendi sesimden okuyamadım. <laughs> kendi <laughs> sesimden okuyamadım. Tabii temel bilimlere girdim. E, üç sene okudum. Ondan sonra e, Kobediyenlik hissi. Geldi. Geldi içeriden birileri dürttü. O İstanbul'daki yeni tanıştığım arkadaşlarım ki öyle bir okuldu ki. Kendisi yani arkadaş kurbanı sağ olsun. Tabii. <laughs> Pozitif yani anlamda evet. Sen normalde <laughs> şimdi dedi evet, tabii. De, tabii. Sırat Müziği Korosu'nda tabii, tabii. böyle takım bir giyip sallara sallara çağırıyor orada. O, o, Aynen. o. Aynen. Evet. Sonra kim işte. Bildi, kim sana bu komedyenliği uygun gördü? Şimdi bu kendi kendine gelen bir şey. Ben böyle bir hikayeler biriktirmişim. Ben de farkında değilim. Kantinde ben böyle Konser, ha? hatta gel hatta bak ya. sana bir şey anlatacağım. Gel sana bir şey anlatacağım. İşte rahmetli Gökhan Semiz vardı vitamin grubu. İşte Emrah, Gökhan falan iyi arkadaşlarım. Onlar bir yerlerde çıkıyorlardı. Bakırköy'de regata var, e, var. Evet, regata şey. vardı. Ee, evet, Barlar o, sokağı o, gibi bir şey. Evet, limonun orada. orada. Tabii kapkara falan vardı. İzel Çelik, Ercan çıkardı. Burak Kut falan o yıllar. 91 gibi o zaman. Tabii 93, tabii tabii. 19, 20 yaşındayım. Evet. dedi ki biz dedi orada sahne alıyoruz. Bizim sahnenin içine dedi. Gel. Şu bize anlattıklarını 5-10 dakika anlat. Ha. Ben abi. de sen bir nevi Orhan Boran olma yolundaydın o zamanlar. Bir anlattım, bir güldü seyirci. Gülmeyi duyunca böyle bir tüylerim diken diken oldu. Dedim ya bu müzikten çok daha acayip bir şey. Ben dedim bunu istiyorum. Ama bunun okulu yok ki. Nasıl yapacağım? Barlarda e, böyle bedava gösteriler yaptım. Ee, o zaman kız arkadaşım onu video böyle sünnet çekilen kameralar vardır ya Almanya'dan getirilir. Evet. <laughs> Onlar da vardı ondan bir tane. Böyle çekti çekti onları topladık yıllarca. Ondan sonra Leman Kültür'e götürdüm 98 yılında. Stand up ve şey hikayem öyle başladı. Lehman Kültür kabul etti o zaman. Evet tabii. Ee, Etmiyordu. O da enteresan bir hikaye. Çünkü bunu almış adamlar. Orada kime gidiyor? Çağçağ mı Şimdi, şimdi Cem Yılmaz. Orada Cem Meşhur olduğu için yığılmış oraya herkes. Ben de stand up yapacağım. Ben de stand Ben de onlardan biriydim. Gülüşmeler. Kaseti götürdüm ben. ama dedim benim kasetim var falan. Tamam her biz onu izleriz dediler. Ee, yani adamlar bıkmış haklılar yani. <laughs> Çünkü bir de öyle <laughs> kendini bir... komik yani, orada. bir de şimdi adam mizahçı, yumuşak e, efendim söyle mizahçı da biri. E, birine olmadı. Sen güldüremedin demekten de bıkmışlar. ben de onun kurbanı olmak üzereydim ama son anda hadi sana bir şans tanıyalım dediler başından yaptılar pazarlığını ama ...biz dediler 5-10 dakika sonra kalkarız sen hiç şey yapma devam et devam sen et. falan dediler. <laughs> Seyirci yani. var bu arada. Seyirci yani var. Yani. Kalkmadılar. Bir 50 dakika falan yaptım. Hmm. Tabii 98 23 Şubat 98 gecesi. Hiç unutmuyorsun. Hiç unutmuyorum çünkü o sayı sonra çok ilginç şeyler oldu. Tevafuk mu denir buna bilmiyorum. Şimdi yeni i̇lk, o, yeni yeni, yeni tevafuk. evet ilk, rastlantı. Evet. Rastlantı. Güzel rastlantı o zaman. Çünkü şey ...ilk stand up 23 Şubat ilk yazdığım film Galasına gidiyoruz. Araba dedim ki bugün ayın kaçı? 23 Şubat. Yani ikide bir bir 23, 23 Şubat'a çakılıyorum ben. Yani bunun astrolojik bir karşılığı var mı? Siz daha meraklısınız. Iki, iki kere burada. oldu. İki kere oldu değil i̇ki mi? İki kere oldu. Bir, bir, bir tane daha var onu hatırlayacağım birazdan. Ee, soralım şimdi. Zaten. Gelmeye başladı. Arayıp soralım yani. Ben astroloji anlamam ama evet. seyrede bir kere. Şimdi e, bizim pro programı, de merak e, programı seyrediyorlarsa zaten birazdan Belki e, programdan sonra yazarlar. Olmadı ararım ben sorarım. Tamam. Peki dönelim şey konservatuara. Hı hı. Şarkıcı olmak üzeresin. Evet. Ee, peki nereden aklına geldi şarkıcı olmak? Yani aile böyle sana hadi oğlum bir şarkı söyle diyorlardı. Sen de, Konservatuardayken mi? Konservatuardan önce. Konservatuar gelmek için önceden bir şarkıcılık i̇şte, yapmak. Evet. Bir merak lazım. Tabii tabii. O Sen içten, o içten şey, gelen bir şey. Türk kordonuyla falan mı yapardın? <gülüyor> o... <gülüyor> Eski dolmuşlar vardı. Daha ben 5 yaşındaymışım. Ateşe Suzan'ı Ferikat yaktı cismi canı Orada dinleye dinleye bir gün eve gelip böyle <laughs> evde Ateşe Suzan yaktı. Tabi tabi gerçek. No, yani ne şey dedi? tabii, çünkü hocaya götürür cin kaçmış demişler. İşte, tabii öyle. küçükken şimdi benim babam Kıbrıs gazisi. Kıbrıs'a rahat girip çıkabiliyordum... Bir teyip getirdi oradan. Lanikoy'da hiç unutmuyorum. Abi o Laniko TV'nin mikrofonu vardır bilirsiniz. T takarsın kolonlardan mikrofonun sesi Sesini. gelir. Şimdi o benim en büyük oyuncağımdı. Yaş kaç bu arada 8-9? 8-9 o, o tarz bir şey. <laughs> o yıllar. <laughs> o yıllar. Tabii tabii ben dönemin şarkılarına Allah 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 bu nasıl sevmek falan. Ben dedim tamam yani bir de o yıllarda küçük Emrah patlayınca. Ben de ona benziyorum. Ben de onun gibi meşhur olacağım falan. Küçük ata geliyor. geliyor. Ha, küçük ata geliyor. <laughs> küçük olması <da gülüyor> bir şey geliyor falan. Ee, ve düğünlerde çalmaya başladım. Klavye. Hakiki. Evet. 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 Düğünlerde, düğünlerde, düğünlerde para kazanıyorsun. Para kazanmaya Başka? başladım. 15-16 civarı. Oo, süpermiş. Liseyi o yüzden çok zor e, bitirdim. Sen pavyon şarkıcıdan gidiyorsun aslında. Pavyonuna da gittim. Yani o, Yapmadım da. O, o yaşımda e, pavyona işim düştü. Ama Bursa'da Taylan pavyon vardı. Orası da pavyon köşk, sayılmazdı. Ha, Köşk. köşk vardı, müthişti. evet. İşte Müslüm Gürses bile oraya gelirdi. Bergen, Müslüm Gürses. O müzikol yani. Bursa'nın pavyon kültürü Evet, e, müzikol o Tabii Onlar pavyon, müzikol pavyon, pavyon Evet, evet çok orada çok şahaneydi. Yani. Efendime söyleyeyim. Sonra dedim ki yani bu iş böyle olmayacak. Bizim Murat Bardakçı da pavyona çalmıştı biliyor musun? <laughs> Öyle Tabii, mi? Tabii. Bekir Coşkun'la beraber Ankara'da Monomur pavyonunda ikisi de müzisyenlik yapmıştır. Hadi canım gerçek. vallahi. Çok güzelmiş. <laughs> Saksafon falan mı? Ha, şimdi biri, sesini düşününce biri tambur biri keman. Aa, güzelmiş, tambur. <laughs> şahane. Bekir abi rahmeti keman. Aa, çok güzel. Yani hepiniz aynı yollara geçmişsiniz aynı Evet. bu evet. gireyim dedim. İşte bu hikayede de anlattım aileyle tanıştım ben. Çünkü konservatuvara nasıl girilir bilmiyorum. Lise liseyi bitireceksin. Senin konservatuvara kabul edilmemene sebep olan aileyle. Konservatuara kabul edilmeme. Niye? Kazandım işte. Anneler sayesinde. Şanı kazanamadın. Ha, şanı kazanamadım ama işte şan bir şey fark etmiyor fark yani ya. şan dersi de alıyorsunuz. Ama okul o zaman o kadar acayip ki ya İstanbul Mahsun Kırmızıgül, resmi... Umut Akkürek, İzel Çelik Ercan, aşkın herkes Yenge. Orada. Herkes orada. Bütün herkes orada. Yani şey o ses Türkiye jürisi gibi geziyor. Herkes herkes tanıdık yani. Yani benim tanıdığım Aha. insanlar. E, çok gibi durum Çok vardı. şey çok motive ediciydi. Çok büyük fırsatlardı yani gerçekten. Hala o arkadaşlarımla görüşüyorum. Sonra geçtin şeye, e, Leman Kültür'e. Ya, önce Rekata'da çıktın, bir evet, komik yaptın, evet, bilet evet. gülünce. Bar komedi yaptım, sonra biletli e, stand-up'a Leman'la başladım. E, hemen akabinde Korsan TV yaptım. Askerden geldim, cebimde bir lira yok. Ciyangir'de kiralık bir evdeyiz. E, yıl 99 depremi yeni olmuş, 2000 civarı. 2000'in 2000 ilk ayları herhalde. E, tabii sonbaharı. Hani bir zaman bir telefon beklersin, o telefon şey geldi. Oluyor. Evet. Star arıyor o zaman. Genel şey yayın yönetmeni de Ekrem Çatay, Ay Yapım'ın. Ay Yapım'ın. Evet evet şimdi. Evet, şimdi. Dediler ki Ekrem Bey seni görmek istiyor. O irili, uf irili ufaklı yaptığım bar komedi ona sebep olmuş. Duyulmuş. Duyulmuş. Çocuk ünlü değil ama yetenekli. Dedim hemen geliyorum. Asker arkadaşım da evde, onun arabası var. Taksi falan nasıl diyeceğim yani. iki İki terlikim kaç kaç tabii. Dedim beni hemen bırakıyorsun. Konum bonum yok o yıllarda telefonda. Sonra sonra biz star binasını bulduk. Gittik dedi ki bize ne yaparsın? Vallahi dedim ne yapayım güzel abime. <laughs> ben dedim şey yaparım. E, <laughs> bir şeyler dedim yaparım. Sırrı gibi girdim. Vallahi dedim benim 42 ayım var. Ben ayıyım mı dedim. 40 da arbut üzerine. Ama bir şeyler yaparım. Başladım bir şeyler yapmaya. Dedi ki çok güzel. Bize bir demo çek. Demo çekiyorum. Mesut yarım masası var o zaman Mesut uçuyor. Şöyle hareketleri vardı onun. Horozu kaçırdım elimden. Niyazi Gül çekeceğiz. Mesut böyle anlatıyor arkadan horoz geçti falan. Ya öyle acayip hatıralar ki. Yani adam kuramadı kafasında yani Niyazi Gül bir veteriner tiplemesi. Bilinen de bir tiplemendir benim. Sürekli hayvan getiriyoruz veteriner olduğu için. Star binasına sürekli hayvan sokuyoruz. Hatta bir gün Cem Uzan görmüş böyle camın arkasından. Bu, adam kim, ne bizde mi çalışıyor ne yapıyor iç yapımda. Ben koyunu koydum böyle masanın Koyun hayvanı falan diye böyle altından anlatıyorum. Hayvan <laughs> kakasını yapıyor. Cem düşünemiyorum. Böyle bakmış camın arkasından bu adam kim? Bizim kanalımızda ne, ya? ne oluyor, <laughs> ne oluyor burada falan filan. Gerçekten. Eğlenceli yıllar. <laughs> Ekrem Bey dedim ne yapacağız? Dedi ki yapacaksın cumartesi akşamları bize bu programı. Tamam onaylıyorum dedi. Bekleyin diğer oyuncular, diğer oyuncular olmayacak dedi. Formatının sahibi Ekrem Çataydır. Sen de de diğerini de kendin oynayacaksın çünkü yeteneklisin de yaparsın dedi. İşte Fatih Terim yapıyorduk. Ben Fatih Hoca oluyordum. Soruyu soran Fatih da ben Fatih oluyordum. Terim'den daha iyi yapıyorum. <laughs> <laughs> Neden olmasın? Hayır. Yaptık mı? Şimdi enteresan bir şey var. Pazar gecesi ben de uyuyamadım. <gülüyor> <gülüyor> yani dedi ki karşısına geçip sen yapacaksın. İşte Bülent Ersoy yapıyoruz. İşte bir korsan televizyon mantığıydı o. Yani televizyonun her şeyi var ve korsan. 42 bölüm sürdü galiba değil mi? Bayağı sürdü. Bayağı sürdü. Evet. Bayağı. Evet, bayağı. Bayağı. evet. 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 Tabii o, o, zaman televizyon hadi Oradan televizyon sonra BKM'ye geçtim işte. O programı ikinci sezonu BKM ile yaptık. Çünkü BKM'nin salonu büyüktü benim için. 750-800 tane bile satmanız lazım, tamam. doldurabilmeniz için. Dolmak için de tanınmak gerekiyor. Ee, Korsan TV tutunca ben tanınmaya başladım ve sahneye daha çok ağırlık verebildim. O ara Gülse bir dün gece de evet, birlikteydik. O zaman tanıdık zaten esas. Şöyle oldu işte o anlatmamı ister misiniz? Tabii anlatayım. Hayır, hastalık merkezi. <laughs> <Estağfurullah, gülüyor> Çok abi. mutluyum ben. Evet, şöyle dün gece Gülse ile birlikteydik. Bir daha anıları yad ettik. Nasıl olduğum da bir daha hatırladık. Şimdi Avrupa ben Korsan... yakasına geçişiniz. Evet, Avrupa yakasına geç Çünkü Avrupa yakası çıtayı başka bir daha yere çekti. Ettim. Evet. Ee, ben Gülse Bilse'yi seyrediyordum. Gak yapıyordu o zamanlar. Ben de Korsan TV yapıyorum. O da beni seyredermiş. Ben bir gün e, bilgisayarı da böyle yeni yeni kullanmaya başlamıştım. Mail atıp atmak falan filan. Yazdım yani dedim çok beğeniyorum sizi tebrik ederim. O da teşekkür ederim dedi konu kapandı. Aradan bir 3-5 ay geçti beni Sinan Çetin aradı dedi ki Gülse Birsel dedi bir şey yazdı ata dedi. Seni düşünüyor dedi. Gel bir konuşalım falan. Avrupa hikayesi öyle başladı. Sinan yani dosyada orada. Yani. yani benim, benim o kibarlığım diyeyim kendimce. Yaptığım o jez. kompliman, of jest. Böyle bir karşılık buldu. Belki içine düşürdü onu ve beni düşünerek yazdı herhalde. Öyle bir Avrupa Yakası hikayemiz öyle başladı. Avrupa ikası çekerken de film yazma arzusu başladı. Ama o kadar çok karakter oynadım ki ben daha önce hiç yazmamıştım senaryo. Hayır. Herhalde. Çok korkunç bir şey yazdım. Bir de noter tasdiği aldım. Yazık paraya paraya da yazık oldu. Her sayfa başına alıyorlar ya. Sen. <gülüyor> <gülüyor> çok iyi. <laughs> Sonu yırtma onu yani. O zamanın parası 2500 liraya mal oldu. en güzelini yapıyorum. Her sayfaydı bayağı Çalarlar notere <laughs> veriyorum. <laughs> <laughs> Efendim söyleyeyim. Ee, Avrupa yakası da çok karakter oynadığım için bir filme ne yazacağım? Ne yazacağım? Tam dağarcığımdan yani kendi kalbimden, kendi içimden gelen o Çanakkale'li Hüseyin Badem'i oraya, oraya koydum ama hiç bilmiyordum sonucu ne olacak. Çünkü bir yerde yapıp da sonucunu gördüm bir karakter değil. Bilirsiniz seyircinin üzerindeki etkisini. Sadece stand-up'larda benzer tiplemeler yapıyordu ama Hüseyin o değil. Hüseyin hiç, hiçbirine benzemiyor. Hiç gülmeyen bir karakter mesela Hüseyin. Ciddi bir adam aslında. Fakat ciddiyetle salaklık birbirine karışıyor gibi oluyor. Hı. Biraz sakar falan. Salak da değil aslında akıllı da biri. Ee, yani bir böyle değişik biraz <laughs> bana mı benziyor bilemiyorum ama ben benziyor, Bursa Bülbülü'nde yani Cuma günü işte Dijital Kanal'da gireceğiz. Bursa Bülbülü'ndeki karakter sanki hepsinin atası gibi hani duruyor. Hangi Dijital Kanal'a giriyorsunuz? Ee, Disney Plus. A, Disney diyor? Evet. Aynı zamanda bir değişik bir şey olacak onu da söyleyeyim. Cuma günü yani film girince filmin müzikleri çok e, yoğunlukta. Kim yaptı müzikleri kim yaptı? Ee, Taşkı Sabah ve ben yaptım. Aa. Üç şarkı bana ait Şarkıların besteleri Taşkın abiye ait. Söyle. Bir tanesinin sözler benim. Bir, birinin müziği de benim. Yani filmin şarkısı olan Beyaz Zambaklar'ın müziği Taşkın Sabah'la birlikte sözleri bana ait. Yani kendimiz yaptık çünkü bu filme özel müzikler yapmak yok. gerekiyordu. Yok yani senaryo, senaryo gereği özel şarkılar olması gerekiyor. Ve benim böyle bir kabiliyetim varken bunu değerlendirmek istedim. para vermedi yani. <laughs> Verdik canım Verdim çok şarkı mi? kullandık. <laughs> Şeyler de geliyor. E, Soundtrack'i de aynı gün çıkıyor. Soundtrack'i da herhalde dij... dışarıya çıkıyor. Evet, dijital, dijital platformlarda. Spotify falan ya. hepsinde var. Olacak yani. Ve planı da çıkaracağız Şubat ortası. video. Evet. evet. Ve planı çıkaracağız. Planın bir kısmını da hani bağış falan yapmayı düşünüyoruz. Ya ben mesela bu filmin plağı bende olsun isterim. Ben de isterim. Sen mi söylüyorsun? Ben söylüyorum. Melek Büyükçınar e, solistimiz o söylüyor. Vallahi yılbaşında seni izliyorum ben. Abi <laughs> teşekkür ederim. Çok eğleniyorum çünkü. Çok güzel söylüyorsun. Evet. Tam benim zamanım. Ak akşamları e, şey sohbetler güzel, <laughs> muhabbetler güzel. O yüzden bayılıyorum yani. İki yılbaşı seni izliyorum ben. Fatih abi o çok zor bir formatta. Yani 3 saat boyunca. Ama sen onu yılbaşı için yapmıyorsun. O, senin Yok, yapmıyorum. Için yaptığım o şey. benim yaptığım bir şeydi. Pandemi yüzünden onu e, artık bir kanala verelim. E, oynamayacağız nasıl olsa diye. Biz onu 2019 yılında verdik. E, birkaç senedir yılbaşı geceleri Yayınlıyorlar. Bu da hoşuma gidiyor tabii ki. Daha o çok daha oynuyor. çok insanlar seyrediyor şu an. Birçok insan seyrediyor. Bu da çok hoşuma gidiyor ama gerçekten zor bir formattı. Ee, çok yorucuydu. 20'ye yakın şarkı, 5-6 tane karakter, 40 dakika kadar içinde stand up var falan. Bayağı zor bir şeydi. Ee, etap aynısını bir tane daha yapmak istiyorum. Niye? Eee çünkü bu kadar ağladıktan bu kadar ağladıktan sonra boşluğunu hissediyorum. Evet, ya öyle bir şey bu gerçekten. Bir hocamız oyuncu hayvanı derdi. Yani o boşluğu hissediyorsun yani mi? Ağlıyorsun böyle? Ya çok zor işte beş numara pozisyonunda oyuna bak bir ileri git bir geri gel falan. Sonra iki hafta maç yapmayınca da evet. diyorsun ki tekrar maç olsa da, da oynasam. Evet. Öyle bir hastalık. Aynen kulübede oturmak ağır geliyor. Aynen, Aynen yani, yani o gösteri öyle bir şey. Evet. Yani sinema beni yoğunlaştırıyor, evet. beni yoğun tutuyor. Bir senaryo yazmak çok zor, çok zaman alan bir şey. Çekmek öyle, hazırlığı öyle ama yine de sahnenin eksikliğini, vücut hissediyor çok evet. acayip çok bir çok şey. Yani başka türlü o e, balansını bulamıyormuş gibi. Yani böyle manikleşiyorum, hızlanıyorum, hızlı konuşmaya Net başlıyorum. Ne zaman o zaman anlayarak bir sahneye çıkmam gerekiyor. Ne zaman başlayacak sahne? Şimdi bir fırsatım olacak birkaç ay. O zaman şakaları yenileyip yine Taşkın abiyle ve güzel bir orkestrayla Gazino 2'yi çekmek istiyor. Yani yapmak istiyoruz. Önce tiyatrolarda oynayacağız. Hı hı. İleride de çekip televizyona veririz yine. İnşallah. <laughs> Yaş ilerledi inşallah. Bayağı kilo vermişsin. Kilo verdim ve buradan... Ne yaptın bir... ameliyat falan mı oldu? Yok. Mide ameliyatı olmadım. Ama buradan ne yaptığımı söylersen belki yararı olur. Söyle. <laughs> <laughs> deyince de İlber Ortaylı geldi aklıma <laughs> bir adam. Neyse hiç girmeyelim. İlber hocamız baş tacımız. Şunu yaptım efendim. Öğlen ve akşam karbonhidrat yemedim. Yani ekmek yemedim. Makarna veya pilav yemedim. Direkt et, balık, protein yedim. Bir de sabahları 45 dakika kadar yürüdüm. 4-5 ayda 22 kiloya yakın gitti. E, meğersem benim glutenle ilgili sorunum varmış, varmış demek ki. Ve evet, bunu bir doktorla da yapmadım. Hani... Hiç sonra yapmak yemedim. daha doğru belki bir diyetisyenle falan da yapmadım bir arkadaşım mide ameliyatı olmuştu ona demişler ki mide ameliyatı olduktan sonra e, ekmeği at hayatından yoksa geri alırsın demişler ben de dedim ki ona onu dedim ekmeği atacaksan hayattan niye mide ameliyatı oldun zaten ekmeği atarsan kilo verirsin. kilo verirsin doğru söylüyorsun falan dedi bak dedim deneyelim mi nasıl yapıyorsun sen dedim Sabahleyin dedi bir dilim ekmek yiyorum, öğlen akşam ekmek yemiyorum. Dedim ben deneyeceğim bakayım senin yaptığını. Dayanabilecek miyim? Önce alışmamışsın gibi geliyor. Alışamıyorsun zannediyorsun. Ondan sonra o sabah kahvaltısındaki ekmek bir kıymetli hale geliyor. Sabah olsa da ekmek yesen falan diye. <laughs> <laughs> Ciğerci kedisi gibi böyle. Patileri vurup vurup mutfağın önünde bekliyorsun. Aa, falan. Sürünüyorum anneme falan ekmek versin. <gülüyor> ekmek ekmek. ver <laughs> ekmeği ver ekmeği. Ve yani çok hızlı kilo verdim o zaman. Ya öyle oldu. Bir Yeni de... Yeni filmin ekmek mek olabilir belki. <laughs> Etli ekmek. <laughs> ekmek. Ekmek ekmek. Ekmek ekmek. <laughs> Bursa bülü bülü ekmek. <laughs> Ve 22 kilo verdim bu yöntemde. Evet, evet. Sadece 45 dakika yürüyüş. Düğün, evet. 45 dakika yürüyüş. Evet bu kadar. Akşam öğleden sonra da karbonhidrat yok. Yok. Yani karbonhidratı hafta sonu içki de için. Karbonhidrat dayı. Haftada bir gün yap onu. Ertesi ha, gün yalnız. De bu arada. Hafta içi içmedim. <laughs> Ben zaten hafta içi içmem ben çalışırım ben. Yani. Hafta sonları yaparım o işi yapıyorsam. Mesela cumartesi günü öyle bir şey yapıyorsanız ödül günü falan değil o yani. Normal yani var. Yani pazar günü mesela birkaç saat ciddi bir yürüyüş iyi geliyor. Bir de benim yürüme rotam şehrin içi yani saray tarafını çok seviyorum yarım adayı Eminönü, Eminönü Karaköy falan. Artık böyle şey gibi oldum yani Muhsin Bey filmindeki gibi herkesle selamlaşıyorum sabah. Hani evet iyi gidiyor falan diyor. Bak biraz küçülmüş falan. Eğirbek'i kast ediyor. Yani böyle şıracılar, şerbetçiler, nar suyu sakın, asıkan adamlar, simitçiler falan. Bütün esnafı tanır hale geldim. Bu yürüyüşlerin de böyle bir şahane sosyal de yürüyüş etkisi yani oldu. Ben, ben de hemen her gün yürüyorum. şahane <laughs> bir de esnafa da uğruyorum, giriyorum, çıkıyorum falan. Hakikaten çok e, tatlı oluyor. Diziniz geçti mi? Bir zamanlar diz problemimiz ee, vardı. Var hala var ama hiç yürüyüş, Yürüş. koşmazsan bir şey olmuyor. Kuadrisepsi güçlendirince geçer. Benim de kopuk olduğu için Öyle kolay güçlenmiyor. Oo. Ameliyat lazım abi. Benimki karışık Benimki bayağı bir şey. Ee... Ben çarşamba bir göreyim sizi. Geleyim mi sizi? <laughs> Vardır ya fizikte Ertuğrul abi gibi. <laughs> fizikte de <laughs> abi. Çarşamba <laughs> <laughs> <Ertuğrul gülüyor> bir bakayım gibi. ben. Bir serbest bırak bakayım. <gülüyor> 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 Git gevşet, İstanbul'da gevşet tutabiliyor musun diğerine göre nasıl? Ben bir buçuk sene fizik tedavi gördüğüm için elim artık bende el var diyebiliyorum. Çünkü mesela bayanlar geliyordu, hanımlar geliyordu, boyun ağrısı çekiyorlar. ...aslında ki sırt kasları birbirine yapışmış... ...ben görüyorum şunu... ...kız böyle başlıyor şey masaj yapmaya... ...aa geçti başımın ağrısı geçti falan diyor... ...ben de onları kaptım böyle seyrede seyrede... ...şimdi kandırıyorum birilerini bana el verdiler... ...bak bir yapayım hemen açılacak falan... Mi, <laughs> ...hayır artık göre görerek onu kaptım yani... yani. ...program sonrasında... E, tabii, tamam. ...tabii ben zaten her programa gittiğimde... Masaj ...muhakkak yaparım, bir masaj muhakkak. yaparım... ...bir şey merak ediyorum ya... Ee, ...Cem Yılmaz... Hı? ...son günlere sana çok bulaşıyor... <laughs> Bulaşma değil o ya. ya sevişme. Yani. Sevişme aynı. Hatta ön sevişme. Ben bu filmi çekerken Bursa Bülbülü bize sete baklava yolladı. Yani aramızda öyle bir ki var kibar o, bir, o, o kibar, kibar bir flört var evet. aramızda yani. Evet. Ee, ne diyorsun peki orada söylediklerine? Hakikaten güzel yapıyor seni. Senin takini güzel yapıyor yani. Yani ben şey yapmadım. Rahatsız olmadım. Benim ben evet hoşuma gitti. Hoş Çünkü ben de bunu çok yapan biriyim yani. Evet. Bülent Ersoy'lar, Fatih Terimler, İlber, İlber Hocalar tabii. Ee, İkimizin ortak bir özelliği var sevmediğimiz e, herhangi İnsanla bir argümanı kullanmıyoruz. O yüzden ben onun iç sevgisine eminim yani benim ben bir şeyim de. yok. Çok Ama iyi. hani bir daha Hüseyin <laughs> madem yapacaksa Hüseyin tabii şey hiç küfür etmez hiçbir filmde. Etmez mi? Hiç yok. Allah Allah. Yani hiç gerek kalmadı Kalbim. o karaktere. E, yani yani öyle bir şeyi kullanmaya gerek yok onda ama mesela bu filmdeki karakterde oluyor. Var. Buna buna gidiyor evet. Ee, bir daha da eyvah eyvah çekersek Cevet teklif götüreceğim. Bence de götür. Bence. Çok Kıv Kıvırmış şey. yani işte. Tamam. Çok da güzel oldu. Tamam. Tekne mi var çok acayip? Var. Ve balık. Evet babamdan geldi o. Babam benim gemi zabiti bile oldu böyle çok meraklandı. E, bir yudum çay alabilir mi? İstediğin de şenisi söyleyeyim sana. soğumuş olabilir. Yok güzel. Ee, babam Çocukluğundan beri ben teknede büyüdüm... ...yani onun küçük teknesi vardı... ...sonra sattı onu başka bir tekne aldı falan... Ee, ...hatta bir ara... Baban Deniz Subayı mıydı? Yok, elektronik mühendisi... Ha. ...yani Bursa'nın ilk plakçılarından biri... ...Rod Music Center... ...ilk böyle e, ilk videoyu getiren falan... ...değişik bir adam... E, ...Deniz Merak'ı da onun sayesinde hmm. geçti bana... ...sonra... E, ...Trandil'e... ...ben Trandil'ciyim... E, ...Aksyon'a Mehmet'le, Sünger'cilerle falan tanışınca... Yaşayan son süngerci, Trendil'in bana çok uygun bir tekne olduğunu fark Niye ettim. Niye uygun? Bir manevrası çok kuvvetli, olduğu yerde çok hızlı dönüyor. Bu orana daha iyi. Tabii. tabii. biz dalıyoruz bir de dalış dalış yaptığımız için e, yukarıda bekleyenin dümende kalması gerekirse ...dalgıcın üzerinde en iyi manevraları tabii yapabilen olur. bir tekne, yelken var. Yani orsa bile gider Trendil e yani. Işte. E, yani. E, yani tam sıfır orsa gitmez de. Yani şöyle bir 30 evet. derecelere evet. kadar yaklaştırabilirsiniz. Evet. Ee, bir de şey, Ege Denizi'ne en mukavemetli e, kemik yapısına sahip endazesi. işte Triyena dedikleri, trendili oradan geliyor. biri biliyorsunuz, eni boyunun üçte biri olan. O denge gövdeli karına ben bayılıyorum. Yani bir trendili karada gördüğüm bir zaman da çok severim. E, gebe yani at o, gibidir yani. Aynen öyle. <laughs> Aslına baktığınız zaman işte onun kıçını kesiyor adam. Ee, aynısını Beneto Yelkenli yani yapıyor yapayım. yani aslında. Gördüğünüz de e, bir hocaya sormuştum ben rahmetli olduğu şimdi e, Urla'da şey vardır bilirsiniz e, sualtı arkeoloji şeyi e, çalışma alanı Ankara Üniversitesi' hocam dedim ben niye dedim Trandili hastayım bana dedim bunu teknik olarak açıklayabilir misiniz gel bak dedi şimdi dedi şuradan dedi bir çocuk çevirsek dedi yoldan dedi bize bir tekne çiz bakalım desek dedi. Trendim çizer. Karpuz kabuğunu çizer evet. dedi. Karpuz kabuğuna en yakın tekne trendildi değil evet, dedi. Evet. Viking teknesi işte yani. E, klasik seviyorum ben. Filmde de, ba de kullandım. Evet, Olanlar kullandım, oldu biliyorum. filmindeki tekne benim teknem. Bayağı zamanı geçiyoruz teknede. Evet yazın bayağı bir teknede zaman geçirmek için çaba sarf ediyorum. dalma merakı nereden geldi? O da çocukken başladı. Bu filmde o da var aslında. Yani Mudanya'da bizim yazdığımız vardı. E, bütün bursallar gibi. Evet, bütün bursallar gibi. E, filmi de Mudanya'da başlatıyoruz. E, neyse ben dalışa geleyim. Bana babam bir maske aldı. E, o zaman geçebilirsin. Yok, e, filme girip çıkıyorum zaten. Yılmaz maskeler vardı hatırlar ha, mısınız? Mavi. Evet, Şinokeli, Şinokeli vardı. Şinokeli yanda değil onun, içindedir. Ha, içinde olan var. astronot, vardı. Evet, astronot evet, gözlüğü evet. Bir tane aldı. Ben böyle kafayı soktum suya ve gittim. Yani o dil balığı, barbun falan bir gördüm o Nerede zaman tabii marmara, ya marmara yaşıyor o zaman. Bak Ciddi söylüyorum böyle dil balıklarının üzerine basıyorduk, kayıyordu hatos, ayağımız. Matos yani. olmasın? Trakonya, hatos, <laughs> ne ararsan var. <laughs> Biliyorsunuz eğer öyle bir şey sokarsa ayağınızı hastaneye gidene kadar yapmanız gereken şey sıcak su. Aa, tabii. Yani arı sokarsa son proteinin çözülmesini engelliyor. Arada ate ateş tutarlar soğuk, buz. Aa ateş Ya Trakonya, Batos değil. sokarsa eğer ayağınıza, yani üstüne basarsanız yanlışlıkla veya Sıcak e, ılık su, ılık su veya sıcak su. Evet, elle tutarsınız. Bazıları böyle Trakonya'yı tutar. E, ne balığı olduğunu anlayana <laughs> kadar bir tecrübeyle. <gülüyor> <bağırarak> <gülüyor> ...öyle bir tecrübeyle. Filmde de işte Mudanya ile başlıyoruz. 1986 yılının Mudanyası. Bir dönem filmi yapmak çok zormuş bu arada. Çok e, yıprandık çalışırken. Çok mutluyuz şu an ama çok yorulduk gerçekten. Niye 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 zor o kadar? Bütün o malzemeleri bulmak o zamanın çok zor oynatırmak. tabii. Yani şimdi realde çekemiyorsunuz birçok yerde. Yani orada işte KBK bahisi var, burada bilmem ne var. Bugünün dünyası evet. Yani boşaltım buraya hemen 86 yılına geri döndürün diyemeyeceğiniz evet. için bazı şeyler için platform şey plato kurmamız lazım. Denize. Biz bir fabrika kiraladık. Eski bir tekstil fabrikası boştu için. Sanat yönetmenimiz girdi oraya ustalarıyla beraber filmden daha bir ay önce başladılar çalışmaya. Tabii şeyleri çok öncesinde yapıldı da çizimleri 1980 falan. 1980 Mudanya'sını yaratır orada. E, Mudanya değil sadece Bursa'sı. Bursa, Bursa da değişti yani Göktelen var. Biz, bizim çocukluğumuzda Bursa'da nerede Göktelen olacak? Ama işte Bursa'nın e, saray içi mevki orası hiç değişmemiş çünkü turistik olduğu için. Hı. Kapalı çarşı efendime söyleyeyim. zaman e Kozahan benim dedemin işte dükkanı Kozahan'daydı. Tam Kozahan'a içeri girdiği zaman Kaşar Tekstil tam karşıdaki. Şimdi dayım devam ediyor. da dükkanı var. Kozahan kapanmış ama kapanmış e, arkadaki şey yani ilk Kozahan kapanmış Çakızgaralı'nın yanındaki arka taraftan var bir girişim e, hanlar, hamamlar duruyor Allah'tan çok şükür. Bize bu filmi yaptırdı. Ama dediğim gibi dönem filminde çok zormuş. Çünkü çalışması çok zor. Yani herkes peruk takmak zorunda. Böyle saçımla böyle rahat rahat bir nefesle oynayayım diye bir şey yok. Şimdi adamları denize sokuyoruz figürasyonu. 300-350 kişi. Erdeye buradan selam olsun. Erdek bize çok çok güzel kucakladı bizi. Mudanya'yı çekebilmek için Erdeye gittik çünkü Mudanya eski Mudanya evet, değil. Kalabalık. Ama Erdek, Erdek böyle zamanda durdurulmuş evet, gibi. Sakin durdurulmuş gibi yani şeyi de öyle binaları da öyle çok zorlanmadık. Fakat orada figürasyon çok zorlandı. Yardımcı oyuncular çok zorlandı. Çünkü adam bütün gün Peruk'la Peruk, Peruk gidiyor, ve, evet, ve denize giriyor ve mayo altında. Hadi Peru ıslandı, o göründü kamerada bir daha onu değiştir, onu bilmem ne yap falan. Çok zordu. Bir de çıkan, Peki değdi mi çıkan? Değdi. O kadar mutluyum ki. Yani ben beklentiyi yükseltmeyeyim ama Bursa Böbürü yüksek bir iş yani ışılta dan gözü, anlıyorum Gözüne inandığım insanlar vardı dün gece ve onlardan çok kişisel kimler, şeyler. Kimler var başka? Kast kast şeyde. kast e, çok uzun bir kast listesi olacak. Hazır mıyız? <laughs> e, 20'den sonrasını saymasan olmuyor. <laughs> ya gerçekten Fatih abi çok yetenekli insanlarla çalıştık. Mesela Özge Özdaçar 26 yaşında e, çok yetenekli bir oyuncu ama şimdiye kadar hiç büyük filmi yani bu tarz Allah bir Allah. şeyde olmamış oyuncu. Şöyle, ben Cem ile çalışmak istedim. Cem sevdiğim bir komedyen. Cem'e Cem dedim ki, sence arzu kim olur? O dedi ki, Özge diye bir arkadaş var. Enerjisi çok yüksektir. Bilir misin onu dedi. Yani biz Cem'e okey deyince, Cem bizimle çalışmayı daha zor kabul edince, Özge'ye ulaşmış olduk. Yani bir lafı var Yılmaz Erdoğan, çok severim. Senaryoyu senarist yazar, kastı tanrı yapar der. Denk geliyor yani. Tarık Pabuççuoğlu ve Melek Baykal var. Anne baba rollerinde. İşte beni korsan rotara sokan baba Tarık Pabuççuoğlu ve Dün yani onu perdede izlemek ikisini de çok acayip bir duyguydu gerçekten. Çünkü monitörde falan ı -ı. yani baktığın zaman büyük ekranda bambaşkaydı. bambaşkaydı yani ustalığını görüyorsun. Yani vücudunun kılıyla bile oynuyor konuşurken. Çok acayip bir şey. Ee, Seda var. Tarık abi kaç oldu? Neslihan yaşındaydı. Arslan var, Seda Türkmen var. Ee, sonra komedyenlerimiz var ya. Yani, Toygan Avanoğlu var, Berkay var. Ee, çok kalabalık bir kadroyuz. Ee, ben e, filmi seyredenlerin filmin künyesini e, bitince sonuna kadar <laughs> beklemelerini rica ediyorum. E, herkese hakkını versinler diye arzu ediyorum. çok pahalıya mal olmuş zaman bu işlerde? Pahalıya mal olmuş diyorlar. Ben yapımcı değilim. Ha, sen zaman. Sen. Yok, ben senarist... Yapımcı BKM mi? Evet her zaman öyledir. Her zaman. Bazen beni yapımcı zannediyorlar. Filmini ne Abi, Filmi öyle bir anlattın ki ben. ben yapımcı da sensin zannettim. O kadar... Ben yazıyorum e, ve oyunculuğumu veriyorum. BKM yapıyor. Bunun ama müziklerini de biraz birazcık karıştım. Bir, kastına en, da belki karışmışsın. Evet. Ka, kastına karışırım genelde. Yani fikrimi alırlar ama Hakan Algül'dür bizim esas e, sahibimiz odur. Yönetmen Hakan Algül. Beni ilk Avrupa yakasına sokan da Hakan abidir. Avrupa yakasında ilk yönetmenidir. Eyvah eyvahların da ilk yönetmenidir. Yani Eyvah eyvahların olanları olduğunun yönetmenidir. E, Avrupa yakasında ilk yönetmenidir. Benim yani mizah yönetmeni Türkiye'de benim için bu kuşakta Hakan Algül'dür. Ha, çok enteresan. Evet. Yani çünkü çok sentimental de çekebilir. Yani duygusal bir şeyi de çekebilir. Üzmeden duygusalı komikle de çok güzel çekebilir. Yani komedinin duygusallığı başka bir tondur. Onu da bilir. Yani öyle kanıttırmadan senin, anladığım senin, konular senin, değil. Sen öyledir, öyledir diyeceğim sana. Yani bir şey merak hayır. edeceğim. Bir şey soracağım sana. Ee, son günlerde benim takıntım bu İsmail diye bir şarkı var. İsmail, İsmail. Onun misin? Benim. işte anlattığım hikaye o. Dedim ya beni arkadaşlarım komedyenliğe itti diye. Hı hı. Gökhan dedi ki seni oynatalım burada. Ben o zaman ünlü biri değilim. Kostürmü yok. Kendi baksırım var altımda. Ben o benim kendi o, baksırım. O, o, o klibe o şarkıya bayılıyorum. Yani çok çok gülüyorum. Kızımla beraber ötesi. arada şey. bir seyredip Ben böyle sen nasıl mandam gibi ben. falan bir şeyler yapıyorum. İşte orada görüyor ki bu ata bu değil mi? Bir türlü sensin yani. Benim benim. İlk filmim mi? <laughs> ya ilk evet ilk e, video klibim. Nereden çıkmışsa o birileri onu bulmuşlar. Bir ama şarkı ya İsmail. Bende daha acayip hatıralar var da ben e, ne zaman keşfedecek biri diye hiç kurcalamıyorum. Şu an söylesem bulurlar? Bir i̇ki dersi söylesene. Ya ben e, şey de İsmail yaptım. İsmail sen misin ya? İsmail Aynen. benim. <laughs> Türk İş Cowboys'taki ses de benim. Ben yalnız evet, bir kovboyum evet, evet. anam. Onu Selçuk dublaj yapıyor. hasta ses verim. <gülüyor> Süper. <gülüyor> ama işte o Selçuk, Emrah, Rahmetli Gökhan beni e, uğurlu da o kadar güzel yönlendirdiler ki. E, yani ben içimde başka bir şey olduğunu fark ettim ama. Uğur o, ne yapıyor şimdi? abi? Ne? Uğur bilmiyorum. İngiltere'de galiba. <laughs> yurt dışında. Epeydir ne görüyorum? ne Evet veriyorum. ben de görmedim. Yurt dışında diyebiliyorum. Hı -hı. O da gitmiş. Sen sakın bir yerlere gitme. Yok Ben gidemem. Gidememek de lazım Ben buranın kuşuyum. Başka yerde <laughs> Başka ötemem. 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 Her yer yansın Aa, ortada beklerim. Ya iyi ki geldin ya var ya. Çok teşekkür ee, filmi ederim. Filmi çok merakla bekliyorum. Evet. Cuma günü başlıyoruz. Başka konuklarım da o yüzden seni... Başlıyoruz. Tamam ben gideyim. İstersen kal. Ee, gitmem lazım. Evet, doğru sen Biraz uyu uyuyayım 3-5 uyu saat. Eden. Yarın pırıltılı oluyor. Dokuz zaten. Tamam, ee, Müzikleri gibi. de birlikte çıkıyor filmde onu söyleyeyim. Müzikler, Cuma günü yani. Müzikler Spotify'da evet, çıkıyor. Spotify'da. Ve evet, şey başka yer. Evet başka yer. Apple'da. Youtube'da. Evet, YouTube'da, evet, YouTube'da Apple'da falan. Şeyde filmde Disney Plus'ta Cuma günü 11'de başlıyor seans. Ting ting. Kaç saat sürüyor film? Film e, iki saat sürüyor. Ha. 120 dakika. E, çok da kısaltmadık yani şey yapmadık. E çok da sahne, sahne atmadık. Kısaltmaya da gerek yok. Evet. Herhalde. Evet. Ama yine de o ritmi tutmak lazım. Tamam. Yani ritminde gidiyor film. Memnunsun. Çok memnunum. i̇nşallah iyi olur. Buradan ee, e, yönetmenimiz Hakan Algül'e, Necati Akpınar'a, yapımcımıza buna inandığı için. Çünkü dönem... Necati komik... nasıl değil mi Necati? Çok iyi. Sağ Dün, gece, yerinde. dün, gece, dün geceden sonra daha da iyi olmuştu. Çok da mutlu oldu. E, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Size de efendim uğurlu efendim, gününüz biz bize. Efendim biz de sana, biz de çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim. Adıcım. Yani bunca yıldır e, bize Bazen şarkı söylüyorsun, bazen güldürüyorsun, bazen eğlendiriyorsun. Yani hakikaten e, sizin gibi adamların ona çok ihtiyacı var. Çünkü tebessüm etmeyi unuttuk. Bazıları sana kızıyorlar. Ha ondan sorayım yani ne dersin? Mesela, çok politik değilsin diye kızıyorsun. Yani, politik espri yapmıyor falan diye kızıyorlar. Kimse de yapmak zorunda değil. Ne ne diyorsun bunda iyi bir şeyin var? Politik mi? konuşabilirim de espriyi politika koymak istemiyorum. Sevmiyorum. Tamam tercihine yani, tamam. Ben ee, varoluşsal şeyler benim mizah konularım. O yüzden yani sana, Cem'e, diğerlerine, yani şimdi çok isim saymayayım birini otursam ayıp olur ama e, ikinizi de e, beraber andığımız için bu da. Hakikaten memlekete büyük fayda yapıyorsunuz. Çok büyük faydanız he. var. Sa sayenizde bazen böyle rahatlıyoruz. Ha hala insan olduğumuzu hissediyoruz. Çok hala gülebildiğimizi, eğlenebildiğimizi görüyoruz. Geçen hafta e, Gülse, evvel saatte Gülse de buradaydı. Hı hı. E, o da öyle. İyi ki varsınız. Çok teşekkür ederim. İyi Sağ ki ol geldiğiniz için. E, Sağ ol burasının evin canın ne zaman isterse her zaman İnşallah bekleriz. seneye bir hayalim Bu, sahne var. Sahne şovundan önce de evet. bekliyorum seni. E, i̇şte o hayalim gerçekleşeceği zaman geleceğim tekrar. Ama bir de, bir geldiğinde yani şarkı söyleyeceğiz. Söyleyeceğim. Çünkü Türk Sanatı söyleyen kavga ve hareketler. Şimdi şarkı söyleyerek çıkayım mı ben buradan? Ee, yani i̇stersen Fatih Terim <güler> olarak çık. <güler> 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 tamam, e, söz veriyorum. Sağ ol Atacığım İyi ki geldin. Çok işe gidiyoruz.